Evet. Tekrar merhaba Tarih Obası'nın değerli izleyicileri. Yiğit Değer Bengi ile bu bölümde eski çağın tanrıları sonradan nasıl şeytan oldu? Kimler mesela şeytan oldu? Niye oldu? Onu konuşacağız. Şimdi hocam şu bir klasiktir değil mi tarihte? Yeni bir din ortaya çıktığında ve yayılmaya başladığında yapması gereken ilk şey eski dini kötülemektir. Evet, toplum bir şekilde dışına, yani evet, yanlış olanları dışına etmektir, Evet. İyi olan o değil, aslında benim. Dikotomiler özelde kurulur. Evet. Evet. Peki bu eski çağ yakın doğusunda nasıl gerçekleşmiş? Şimdi e, biraz önce bahsettiğimiz gibi eski doğuda özellikle eski doğuda e, yoğun tarım yapan yoğun e, şeyi Eski doğu şehirleşen... tekrar bir tanımlayalım mı? Çünkü sadece bu bölümü izleyen insanlar olabilir. Doğru. E, coğrafyasını bir tanımlayalım hocam tabi tabi eski doğu dediğimiz şey bereketli hilal ile başlıyor aslında Mısır ve bereketli hilal bereketli hilal dediğimiz şey Levant yani Suriye Filistin, İsrail e, yarı çapıyla Mezopotamya Anadolu'ya kadar uzar e, oradan başlıyor daha sonra içine bütün Orta Doğu'yu, İran'ı, Anadolu'yu e, Mısır'ı da katabiliriz daha sonra da eski dünya Akdeniz dünyasına dönüşüyor peki ortalama kaç bin yıl öncesinden bahsediyoruz bahsedeceğiz şimdi Neolitik çayla, neo, neolitik devrimle beraber aslında inanç dünyasının kurumsallaşmaya başladığından bahsedebiliriz. Hı, neolitik dönemle. Neolitik devrim yani, Tarım devrimi yani. O dönemlerden bahsediyoruz. İnsanlar artık. Milattan önce, şekilde 12 geçmiş, evet. önce 12 Tarıma geçmiş. Milattan önce 12 binlerden başlayarak? Yani günümüzden 14 bin sene kadar öncesi. Evet. 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 Nasıl gerçekleşmiş hocam bu süreç? Dinlerin ortaya çıkışı. Yo yok bu tanrıların şeytanlaşma hı. süreci. Hı. Neden olmuş, nasıl olmuş? Eyvallah. Şeytan kelimesini burada bir metafor olarak kullandı, kullandığımızı düşünürsek, şeytana demon diyelim. Hı hı. Demon, kötü ruh demek. Kötü ruh. Kelimenin kökeni de eski Yunanca daimon'dan geliyor. Daimon aslında kavramı eski Yunanlıların e, görmediğimiz, iletişim kuramadığımız Metafizik birer varlık olarak kabul ettikleri her şeye dayımın dayımın diyor. Tanrılar da, hmm. iblisler de hepsi dayımın. Ee, bu aslında bizim antropolojik çalışmalarla, prehistorik çalışmalarla da anladığımız şeyin e, bir e, sağlanması gibi. Çünkü belli ki tabiattaki bazı fenomenler insanın hayatını etkileyen hayvanlar gibi, rüzgarlar gibi, volkanlar gibi. Denizler, fırtınalar, rüzgarlar, yıldırımlar gibi ee, ataların ruhları yol, yol gösterici. Bir ruhlar kültü, bugün animizm diyorlar modern hı hı. dünyada hala paleolitik seviyelerde neolitik, diye onu evet, çeviriyorlar, neolitik çağları tapınma. yaşayan kültürlerde hala gördüğümüz ee, bir inançlar bütünün oluşmasına sebep olmuş. Bu belli ki. Yerleşik hayata geçildiği zaman tarım devrimiyle beraber bros işlemeye başladığı zaman ve biraz önce anlattığımız büyük büyük şehir devletleri, büyük büyük yapılar oluştuğu zaman çok karmaşık bir tarım toplumunu idare etmek için organizasyonel yapıyı idare etmek için işte biraz önce söyledik ya astronominin de kullanıldığı işte de kendi halkını bir piramit gibi üretim için e, organize etmek için kullandığı ritüellerin ve dayandığı e, doğal gerçeklerin bütününü anlatmak için aslında bu dinler ortaya çıkıyor. Yani tarım şu X tanrısı, bir tarım tanrısı bir bereket tanrısından bahsedelim. E, Daimon ile e, o tanrının varlığı o tanrının ailesi, o tanrıyla ilgili söylenceler tamamıyla mesela örneğin toplumun tarım katmanının ilişkilerini düzenlemekle ilgili. Bir savaşçı, bir e, yol gösterici, rehber, ruhların rehberi gibi tanrılar askerler, toplumun asker katmanınınla ilgili işte yönetici sınıfla ilgili e, ya da bazı öyle tanrılar var ki mesela insanın doğayla ilişkilerini belirleyen tanrılar var. Mesela en eski örneklerinden bir tanesi Sümer, Enki. E, insanın doğal bazı e, elementlerden koruyan, onlarla olan ilişkisini belirleyen belli ki bir önceki kültür, bir önceki din, bir önceki inanç sistemi olan hani biraz önce bastık avcı toplayıcıların sizin daha iyi bildiğiniz şamanist an, an, anemik anemik toplumların inancı gibi bir inançlardan gelmiş olan varlıkların da bu dine hatta hepsinin belki onlar olduğunu yerlerini değiştirdiğini düşünmemizde bir sıkıntı yok. E bunların en önemli bir tanesi tanrıça tanrıçalar var, ana tanrıçalar var. Ma, mater. Dedi ki Neolitik toplumlarda da, Paleolitik toplumlarda da ana tanrıça figürünlerinin bulunduğunu görüyoruz. Demek ki e, bütün bunların bu kompleks organizasyonu oluşturmak için bir söylence bütünü yarattığını görüyoruz. İşte mitolojiler bunlar. Bütün dini anlatıların temelinde bu. Örnek, Güney Mezopotamya'da sık sık sel felaketleri oluyor. Çünkü buzul çağının ortasında erimiş eriyen buzullar Fırat'ın ve Dicle'nin taşmasına sebep oluyor. Çok erken yerleşimler. Sel, sel felaketi görüyorlar. Bu kırılgan toplumlar için çok önemli. Destanların anlatılarına yansıyor bu. Tanrılar bize kızdı. Enlil bize kızdı. Enki de yardım etti. Hani hmm. o gemiyi yap, yaptıran Zado Ustra ve da piştim Gılgamış'ın karşılaştığı o kişiye gemi yap, hayvanları içine koy, insanları kurtar diyen Enki mesela. E, bu tanrılar e, kendi toplumlarının ona hayati bağlarla ihtiyaç, o ihtiyacı olan tanrılar. E, evlilikleri düzenleyen ritüellerin e, söylencilerinin kahramanı olan tanrılar, tarım ritüellerinin kahramanları, toplumdaki inisiyasyon ritüelleri, e, toplumun çeşitli uygulamalarının kişileşmiş halleri hem tanrılar hem tabiat ruhları hepsi beraber bunların ilk pantheonlar. ilk pantheon bildiğimiz, adını bildiğimiz ilk pantheon Sümer dininin pantheonu ki eski doğuda bereketli hilerin tamamında neredeyse o pantheon devam etti. Veyahut da ona çok benzeyen pantheonlar isimler değiştirilerek ya da diyeyim, baştanrı Enlil değil de Marduk diyor mesela. Babililer. Aynı hikayeleri birebir alıyor. Baştanrıları Marduk yapıyor. Aynı hikayeler, Asurlar, baş, aynı hikayeleri baştanrı Asur'dur diyor mesela. Bunlar yeni dinede katılıyorlar. Ee, yeni bir görüş, yeni bir siyasi akım geldiği zaman ister istemez ilk yaptığı şey e, bir kere yaratıcı, büyük, baş, patron, patronaj ifade eden aristokrasinin tanrısını değiştirmek. Henüz daha ekonomik ilişkilerle bütün panteonu değiştirmesine gerek olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Daha sonra da en basit haliyle e, aralarda da çok var bunun örnekleri. E, mesela Yunan mitolojisinde örnek verebilirim birazdan. Ama mesela tek tanrılı dinlerin ee, monoteistik kültürlerin diyelim. Tek tanrı yani bugünkü dinler değil illa hepsi. Monoteistik kültürlerin yayıldığı e, alanların tamamında e, demonoloji artık başlıyor. Monoteistik derken ne kastettiniz? Tek tanrı. Tek tanrılı. Tek tanrılı. Yani tek Monoteist dinlerin hepsinde tek tanrı yok bu arada. Başka tanrılar da var ama en azından bir tane baş harfin, en var. tepede hiçbir, hiçbir, Monoteist, hiçbir diğerine benzemeyen bir tanrı var. Evet. Bir baş genelde de yaratıcı bir tanrı var. Politeist çok tanrılı. Çok tanrılı. bu kültürlerin e, pratik olarak birbirlerinden devasa farkları yok. Fakat e, bir önceki dinin, bir önceki kültür bahçesinin içindeki bazı elementlerin toplum tarafından sıkı sıkı sarıldığını görüyoruz. Ana tanrıçalarını bırakmak istemiyorlar. İşte eski tanrılarını bırakmaksa isimleri unutmuyorlar. Dolayısıyla bunlar o yeni kültüre demonlar, şeytanlar olarak geliyor. En bilinen örneği de herkes bunu bilecektir zaten. Bel, baal, baal, evet, ha, baal, bel, baal. Bu bir e, Levant, e, Yakın Doğu baş tanrısı. E, bu baş tanrı bildiğiniz üzere. E, Bilmiyoruz e, hocam, bilmediğimizi varsayarak. Musevi, Musevilik e, e, İbrani kültürünün yarattığı dinsel dünyada bir demondur. Hı. Hmm. Zebub. İşte hı hı. bel tapıcıları. Şeytanın ama eski dünyanın iyi bir tanrısı tan mı? Tabii tabii, tanrılardan bir tanesi. Baştan örneğin Marduk gibi, Apsur yani gibi. Eski dünyadaki görünümü ne? Sonradan ne olmuş? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Eski dünyada Baal neymiş? Eski dünyada Baal dediğin gibi bir baş tanrı. Baş tanrı, yaratıcı tanrılardan bir tanesi. Ve iyi bir tanrı. Evet, öyle diyeyim. Tabii iyi bir tanrı. Yani tanrının iyiliği götürdüğü de biraz şöyle. Ee, Ha demon tap demon inancı eski çağda yok mu? Var. Büyüler var. Demonlardan kurtulmanın, korunmanın yolları var. Aynı bugünkü gibi cinci hocalar gibi egzor egzorsizm var. Cin çıkarma. Cin çıkarma var. Hitit Hitit belgelerinden bize kalan bazı şeylerde egzorsizm metinleri görüyoruz. Babil'de görüyoruz. Asurların egzorsizm yaptığını biliyoruz. Bunlar anlıyoruz ki şuna varabiliriz. Demek ki Asur'un Ortodoks politeist dini Ortodoks derken Merkeziyetçi Merkezi, yani. Ha, hakim akım. olan. Hakim olan anlamını söylüyorum. Yani Hristiyanlığın bir kol olarak değil, e, orta değil. Yani işte şeyler. Işte o Sümer dini, Panteon. Bir önceki hipotetik olarak dersek bir animist kültürün tabiat ruhları bunların demonları oluyor ister istemez. Hmm. Rüzgarı temsil eden demon, hastalık getiren bir demon, çöl, çöl fırtınasının demonu, hastalık çeşitli hastalıkların e, toplumun Barışına zarar verecek olan insani duyguların kişileşmiş halleri gibi demonlar var. Aynı şekilde her bir kültür inanç sistemi dikotomisinin değişmesinde de bir önceki dinden gelen varlıklar bazen tanrıları arasında giriyor, aşağı katmanlarda olmak üzere bazıları demonların arasında giriyor. İşte Bel bir örneği. Yunan mitolojisinden bir, bir örnek verelim. Yunan mitolojisinde biliyorsunuz tanrıların ataları Titanlardır. Hı hı. Yunan mitolojisinin tanrılarına baktığınız zaman Yunan mitolojisinin tanrılarının hepsi bir organize tarım toplumunun tanrılarının aynısıdır gene. Bir panteon var, katman katman. Ee, titanlar, onların ataları olan titanlar, yani babalar olan titanların temsil ettiği şeylere bakarsak daha elemental, daha doğaya yakın şeyler. Hı. Kronos, işte Gaia, ee, işte Prometheus, ee, Atlas, yani dünyanın kendisini, işte, işte ya da ya da güneşin ayın kişileşmiş halleri. Yani daha elemental, daha doğaya yakın simgeleri titan olarak almışlar. Titanlar da bir nevi demondur sonuçta. Devler, eski devler. Yani e, bizim içinde yaşadığımız dünyanın metafizik sınırlarının dışında kalan ötekiler. Bütün bu inançların tamamı demon olarak yaşamaya devam ediyor. Peki Baal örneğini verdiniz. Hı, hı. Bu ana tanrıça kültlerinin nasıl değiştiğini hmm. söyleyebilir misiniz? Ana tanrıça kültlerinin değişim çok ilginç, çok, çok ee, şey. Ee, arketipsel bir gelişim var. En güzel örneği İzmir, Ege kıyılarında. E, biz Neolitik'ten beri ma figürünleri buluyoruz o bölgelerde. Ma, mata, ma. ma evet. Ma, anne yani. Bayağı. Anne. Ana tanrıçanın en eski toprak figürünleri. Bazen madenlerden yapılan figürünler. Bunlar. Taştan. Daha sonra aynı bölgede çağdaşı tarihçilerin de söylediği, bizim de bulduğumuz Kibele tapınağı var. Aynı bölgede. İzmir'de mi? E, Manisa bölgesinde Manisa. var. Ama yakın. Efes'te yine yakın bir kült bölgesi. Dünya yeryüzünün en büyük Artemis tapınağı evet. var ki aynı tip bir tanrıçanın devamı biliyorsunuz Artemis'te bir doğa tanrıçası. Bir şey. E, son kalan doğa tanrıçalarından bir tanesi. Ve şş, ilginç şekilde Hırist, Anadolu Hristiyanlık dönemine girdiği zaman da aynı bölgedeki de Meryem Ana var. Evet. Yani yaşıyor bu tanrıça. Hızır da öyle derler. Hızır içinde Hızır var ya, Hızır diye bir hı hı. varlık var. E, temellerini e, genellikle yazılı kaynaklardan alır. Onun işaret ettiği sembo, sembolizma e, şeye benziyor. E, bir tanrı Tanrı arketipi var. Tanrı arketipleri nedir? Tanrı arketipleri farklı farklı kültürlerde bile olsa aynı e, kavramlara hizmet eden tanrılar birbirine çok benzemeye başlıyor. Dolayısıyla kavramlar bilinmezce tanrıların hikayeleri de birbirine benzemeye başlıyor. Örneğin İlkbaharın bitip de kışın geldiği, kışın bitip de ilkbaharın geldiği o solistisleri geçim dönemlerini temsil eden tanrılara ölüp doğan tanrılar denir. Hmm. Bu ölüyor ve tekrar doğuyor. Onun ölmesi kışı, doğması tekrar yaşamı, ilkbaharı, eee bereketi temsil ediyor. Mesela bunların en eski örneklerinden bir tanesi Osiris. Osiris. Bu bir Mısır tanrısı. E, Mısır Mısır dini yine aynı Sümer dini gibi. ...bir tarım toplumu üzerine duruyor ama farklı yerlere geçtiklerinde... ...birbirlerinin bayağı farklılar. Ama bir sürü benzerlikleri var. Kavramlardan dolayı. O Siris'i biliyorsunuz. O Siris ölüyor. Karısı tarafından tekrar diriltiliyor ve ondan sonra yeşil oluyor. Papyrus. Evet. O Siris yeşildir. Yani ten rengi yeşil. Yeşil olarak hmm. ifade ediliyor. Yeşil olması... ...yaşam. Doğa doğayla olan ilişkisi... ...bereketi ve bereket getirdiğini bize söylüyor... Yeşil adam diye de bir yine bu doğan ölen tanrıların bir arketipi daha var. Bu yeşil adam arketipi çok yaygın. Doğayı, bereketi, bereketin geri dönüşünü temsil ediyor. Aynı zamanda cinsel güç kuvvetleri de temsil ediyor. Bu tanrının bazı kolları demonize olmuşsa da bazı kolları çok yakın zamana kadar gelmiş. Mesela e, çok yeni Orta Doğu kültürlerindeki Hızır. Hızır kelimesi Arapça el Hıdır'dan geliyor. Hı -hı. Hıdır, ahtar, yeşil demek. Yeşil adam e, ...mitosun, mitosunun tanrı arketipinin bir devamı olduğunu düşünülüyor. İsa hikayesi de evet ölü, ölen dirilen tanrılara bir örnektir. ya yani o söylencenin bir örneğidir. Yani İsa diye bir yaşadığı yaşamadığıyla ilgisiz olarak söylencelerin evriminden bahsediyoruz. Ee, Hızır da tıpkı Hızır'ın Kıdrellez günü de yine şeyin ilk bağrın başlangıcı. Yine ona sunular yapılıyor. E, ve ondan bir şeyler bekleniyor. Hızır gibi yetişiyor filan. Ee, bu tanrılar e, Amerikan tanrılarını izliyorsanız aslında İzlemiyorsanız çok kötüymüş <laughs> ya. Ee, hocam, ilk bölümü çok sıkıcı. Evrim geçirerek yaşamaya devam ediyorlar. Hmm. Bazen demona dönüşüyorlar. Bazen Peki şey daha örnek küçük vermediniz görüyorlar. hocam. Bu ana tanrıça kültlerinden hangileri şeytanlaştı? Hangileri hmm. sonraki dönemde demonlara dönüştü? Nasıl oldu bu iş? Kültler demona dönüşmez kültler. Hmm. Kült dediğim şey insan topluluğu zaten. Yani ortak inançlara sahip olan öyle yani söylencesi söylencesi şekil değiştiriyor. Bir sürü kadın tanrı kadın demon var. E, toprakla, doğayla ilişkili. Yani şudur, şudur demekten ziyade örneğin Skila, Medusa gibi Skila, Skila, Medusa gibi e, Skilla. Skilla, Medusa gibi, e mıydı? Şu şey e, hem Argo gemisini hem de Odesa'nın 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 gemisini e, pençeli çeneleri arasında almak isteyen sonradan demonize edilmiş bir, 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 kadın iffetsizliği yüzünden bir tanrı tarafından lanetlenip demonize ediliyor. Mevzu da aynı şekilde. Hmm. bir adada yaşayan üç tane gorgon kız kardeş yılan. Yılan ki inanmadan beri en eski bildiğimiz ismini bildiğimiz tanrıçalardan beri kadın kültlerle çok yakın ilişkisi olan yılan. Yıl, 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 yılan bir, bir simge. Dolayısıyla ee, bir demon olarak karşımıza çıkıyor işte Medusa. Yani diyorsunuz ki bu ana tanrıçaların kendileri bizzat demona dönüşmedi, ama söylenceleri sonradan Medusa'nın hikayesini Skilla'da mesela evet, örnek ee, görülebilir. Dişi demonlarda görülebilir evet. Dişi demonlarda da evet. ee, oralara uzanıyor. Evet. Peki bir de tabiat ee, ha pardon? Bu Osiris'ten bahsettiniz. Ölen ve yeniden doğan Tanrı. Tanrılardan en eski örneklerinden biri. var demiştiniz. Aynısı. Attis evet. var Attis. ve Persephone var dediniz. Evet. Dumuzi'nin hikayesini bir alabilir miyiz hocam sizden? E, Dumuzi, Attis, e, Tümercisi. Hocam çok kadraj dışına çıktınız. Öyle mi? Pardon. <laughs> Şöyle bir geliştirdim. Zeus'un terbiyesi. Evet. E, e, bunlar e ee, ana tanrıçayla hikayeden hikaye değişiyor doğrusu. Yunan mitolojisinde başka orada bir Afrodit'le bir ilişkisi var. Ee, boş günlerde... hocam. Biz doğudan devam Peki. edelim. Özet olarak söyleyeyim gene özet özet olarak. Ana tanrıçayla ya ana oğul ilişkisi olan ya da sevgililik ilişkisi olan bir tanrı Dumuzi. Dumuz. Bu bu tanrı arketipi Dumuzi, Attise dönüşüyor. Ee, ve bu tanrı e, kıskançlık sonucu e, öldürülüyor bana sonucu. Ya ana tanrıçanın bir erkek e, rakibi veyahut da bazen bir ha, farklı versiyonları evet, var Evet, çok. Bazen de bir mesela bir domuz tarafından öldürülüyor. Yine bir lanet sonucu. Ve bir sonra... şekilde ölüyordumuş. Bir şey evet, domuz ölüyor. Ama neden hep kıskançlık? Evet. Kıskançlık demek şu. Ee, biraz şey cinsel rakip anlamında. Evet, mı? Seçkin hoca da bahsetmişti. Ee, söylence dikotomisi kozmoz ve kaos üzerinedir. Bizim kozmozumuz kendi yaşadığımız dünyanın düzenli kalmasıyla ilgili. Bizim yaşadığımız dünyanın düzenli kalmasına oluşacak olan söylencelerin tamamına din diyoruz zaten. Bunun dışında olan bir şeyi temsil eden tan tanrılar bizim öteki alanımıza giriyor. E bu tanrının bu alanın dışına girip sonra içeri geri geldiği arketipi hakim. Tekrar doğuyor bu. Kuzey mitolojisindeki balder gibi. Hı -hı. Aynısı neredeyse. Ee, tekrar doğunca da bahar gelir. Persephone, Yunan mitolojisinde Persephone hikayesinde görürüz aynı şimdi. Yılın bir kısmını Hades'te, bir kısmını Olimpos'ta geçiren Persephone'un inişi ve geri dönüşü baharın ve kışın müjdecisidir. Aynı şey Dumuzi Attis arketipi ailesi içinde geçerli. Osiris içinde geçerli. E, ölüyor sonra tekrar doğuyor. Evet. Bu mu hikayesi? Evet. evet. Attis'e nerede dönüşüyor? Attis'e e, Ege'de dönüşüyor. Ege kültürleri bunu Attis diyorlar. Yunanca bir kelime tabii Attis bozulmuş hali Baldur evet doğru. Kuzey mitolojisindeki Baldura benziyor. Baldura benziyor. Benziyor tabii benziyor evet. çok Baldir. Balder e galiba. galiba e evet Hı. ama Hı. Yani, şu uzmanı değil. Bir de hocam tabiat ruhlarından bahsetmiştiniz. Tabiat ruhları. Bunların ee, demonlaşması. Tabi tabiat ruhları belli ki bu bu artık tarım e, politeizmini bir ortodoks politeizm diyelim. Şu noktadan itibaren bir kapsayıcı terim olarak. Bundan bir önceki Politeizm belki Neolitik çağdan belki daha öncesinden beri gelen bizim de izini sürebildiğimiz Nendertallerde bile var. Nendertallerde ayı kültü tespit ettik mesela. E, o oradan beri gelen tabiat ruhlarının kalabalık bir adına panteon diyemeyiz ama bir kalabalık bir tabiat ruhları var. Bunların bazıları bu ortodoks politeist dinlere tanrı bazıları demon olarak zaten giriyor. Bu politeist dinlerde de demonlar var tabii ki. Bunu yabanıl uygar dikotomisinin başladığı gibi de anlayabiliriz. Nasıl? Şehir kuruyorlar, tarıma başlıyorlar, uygar insan oluyorlar. Onların dünyasında yaşamayan insanlar öteki hale geliyor. Hmm. Kim onlar? Hmm. E, büyük ihtimalle hala göçebe kavimler. Tabii ki çok var hmm. Bugün bile olduğuna göre eski çağlarda. Kıyamet gibi göçebe kavim var etrafta tabii ki. Avcı toplayıcı kavim hayatlarını tam bitiremiş kavimler var. Mesela onların söylenCELER'deki temsili Enkidu dur mesela belki. Gılgamış Urun uygar kralı. Enkidu daha hayvansı, yabanıl bir tip. Gılgamış Enlil'in temsilcisi, Enkidu da Enki'nin temsilcisi hmm. gibi düşünebiliriz. Yani. yani şey bu yerleşikler ve göçebeler arasında birbirini beğenmeme tabii, durumu tabii, diyebileceğimiz... Tabii, tabii. E, hiç, bitmiyor, evet. hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. İşte o o dönemlere uzanıyor olabilir diyor hoca. Kesin uzanıyor. Ve o, işte bu, bazı şeytanlar e, göçebe kavimlerle ilişkilendiriliyor. Olabilir mi demek istiyor? Tabii 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 tabii. Onu hmm. demek Tabi Tabii tabii tabii. Ha, demek ki yerleşik hayata geçen ve kendisini daha medeni, daha uygar olarak gören ve kendisi gibi yaşamayan, hala dolaşarak gezerek e, yaşamını sürdüren de demon olarak karşımıza Kalimler. çıkar. Hmm. Troller. işte... Gu gu gulyabaniler, çöldeki cinler, ormandaki cinler. Hmm. arada bir bağ var diyorsun. Onların bazılarının oralarda yaşayan tırnak içinde bizim e, şehir devletlerinden bakıldığı zaman yaban olarak görülen insanlar e, olduğunu e, hipotezleri kuvvetli. Bazıları. Tabii Bazı öyle bir hayatın yani yerleşik bir hayatın içinde doğdukları için de onlardan korkmuş olmalılar. Hem korkuyorlar hem de onların hayat, onların hayat tarzları onların hayatlarına zararlı. Yoğun göçebe, avcı toplayıcı, yağmacı, bazen hepsi illa değil, hayvancı. Onların yaşam tarzına bir tehdit. İster istemez tabii. Bol bol sur yapıyorlar şehirlerde. Bol bol sur da. yapıyorlar. Bol bol onları onlarla e, çatışmaya giriyorlardır ve kendi insanlarına da onların e, biz öteki olduklarını vaat ediyorlardır. Göçebe'ler ne düşünüyordu acaba yerleşikler hakkında? Bizde şey var. Onlar yazmadığı için bilemiyoruz ya. E, şey deniyor hocam Türkmenlerde var bu. Türkmenler Oğuz Türkleri özellikle Hı -hı. yaşam tarzlarına çok düşkünler. Yani törenin bir parçası. Hayvancı göçebe'lik onların yaşam tarzının en belirleyici şeyi ve bundan gurur duyuyorlar. Tabii. Yerleşik hayata geçenlere de yatuk derler. Yatuk biliyorum. Yatuk evet yatuk derler. Evet. Yatuklar yatuk. yani böyle aşağılayıcı bir tabir anlamında. Yatuklar derler. Yatuk, bezgin gibi bir şey, tınısı var değil mi? Miskin, miskin gibi. gibi evet. Bezgin gibi. Bu anlamda böyle söylerlermiş. Peki bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey olur mu? Ee, bir sürü şey olabilir. Siz sorun bir, bir eski doğuda dinlerle ilgili bir merak ettiğiniz herhangi bir şey herkes sorabilir. Eski doğudaki dini sistem şöyle mi hocam? Ee, bir baş rahip var, ruhban sınıfını merak ediyorum. Hı hı. Bir baş rahip var, onun altında diğer rahipler var, onların altında belki rahibeler var. Öyle mi? Yani eski yakın doğuda da. Hı hı. Ee, nasıl diyeyim? Bir Hristiyanlıktakine benzer özellikle. Bir ruhban sınıfı söz konusu mu? Çok daha kuvvetli. Bugünkü tarikat şeyhlerine benzetebileceğimiz tarzda kimseler var mı? Oh, enteresan soru. Hani böyle insanlar gidecek işte hmm. ondan el alacak. Hmm. Onun mürşidi olacak. İlginç. Öyle bir yapı var mı? Var. O Çünkü adına... hani Orta Doğu'ya baktığınız hmm. zaman tarikatların çıkış noktaları en envai çeşit tarikat var. Ben orta çağ çalıştığım için. Değil mi? Adları aklımda kalmıyor. Yani Hı -hı. o derece çok tarikat var. Ve yani bu insanların bu tarikat şeyhlerine meyli nedir diye düşünüyor. Hı -hı. Bunun acaba tarihsel kültürel kökleri Hı -hı. nedir diye düşündürtüyor insanı. Hı -hı. Dolayısıyla o eski çağda da var mıydı acaba böyle şeyler diye merak ediyorum. Yani kayıtları var mı? İlginç. Şöyle var. Ruhban sınıf eski çağda yani özellikle ilk eski çağda yani ilk kurumsal dinlerin tunç çağ uygarlıklarının döneminde hiçbir zaman olmadığı kadar etkili. Hmm. Bir kere Sümerlerin şehirlerinin yöneticileri birer rahip kral. Hmm. Değil mi Evet. Ee... Roma çağının içlerine kadar bütün şehir yöneticileri bütün şey krallar aynı zamanda dini liderin de kendisi zaten. Ee, rahip sınıfı ise ...yazı, çizi, kitap, bilim, söylence, öykücülük... ...bütün bu görevleri üzerine almış bir sınıf. Depolamanın yapılması, ticaretin kayıt altında tutulması... ...bürokratik ilişkilerin kayıt altında tutulması... ...söylencelerin topluma yayılması, toplumun eğitilmesi... ...hepsi ruhban sınıfının elinde ve yönetilmesi. Ve hangi tarlaya ne gün ne ekileceği... tohumu veren, vermeye kadar... O yüzden de tabiri caizse alim dönemin alimleri hmm. ruhban sınıf. Her zaman olduğu gibi. Yani bu tarih çağları boyunca. Yani şu, şunu demek istiyorum. Her zaman olduğu gibi derken bir önceki dönem, eskiye kıyasla söylüyorum. Bir önceki dönemde de siz de bilirsiniz bu işlerde kamların, şamanların, witch hmm. taktırların işte o o onun orta, ortak adı ne? Şaman mı? Ka şemsiye, şemsiye... adı kam. Şemsiye terimi adı adını. Şemsiye terim, biz şaman diyoruz. Şaman diyoruz. Yani değil mi? Çünkü şaman terimi Türklere özgü bir şey değil. Değil. eyvallah. Dünyanın herhangi bir yerindeki şaman rahibi için kullanılıyor şaman. Eyvallah Durit de içine girer, witch Doctor de evet. içine girer. Ee, onlar rahiplerime dönüştü. Bu bir soru mesela. O adamlar direkt dönüş, rahiplerime dönüştü yoksa, Yüksek ihtimal öyle olmuş. Yoksa rahip yazman sınıfından bir rahip sınıfı kuruldu da o adamlar da hala kırsalda. Yaşamaya devam etti mi bir hmm. yan kurum olarak yazı yazmayarak ve başka işlerini çözerek halkın ne bileyim egzorsizm yaparak şunu yaparak. Geçişler ki, olmuştur Olmuştur. Edecek. Büyük ihtimalle öyle olmuştur. Ee, tarikat yapısı ben yine bir şemsiye terimle bakıyorum oluyor. Kült yapısı diyorum ben buna. Hı hı. Ya, bunun terimi şey olarak şu. Kült e, bir inanç, bir metafizik zorunlu inanç. Etrafında birleşen insan, bir toplumsal Yapı modeli, kült yapısı, ee, kültür dediğimizde aşağı yukarı öyle bir şey. Ee, bir tanrı inancı olduğu zaman, bir tanrıça, bir demon, bir varlık inancı olduğu zaman, onun etrafında gelişen şeye kült deniyor. Dolayısıyla ee, tarikatlar gibi işte yapı itibariyle tarikatlara benziyor. tarikatlar da birer kült yapısı. E ne bileyim, bir, herhangi bir televizyon peygamberi de bir kült yapısı oluyor, yani insanları ayıltıyor, bayıltıyor. Enerji gönderecek, hmm. bayıltan, iyileştirdiğin, işte e, engellileri hop ayağa kaldıran ve onlara işte çevresinde inanan insanları biriktiren. Bunlar da birer kült yapısı. Bu insan antropolojisinin içine içkin bir özelliğimiz bizim bu. Kült yapıları kurmaya meyilliyiz yani. Keşke olmasak. <laughs> evet. Başımıza ne geliyorsa onlardan <laughs> geliyor. Yani söylence oluşturmak falan bunlar güzel. Evet. İşte hikaye anlatıcılığı, bu tarz masallar üretmek güzel de... Ya de sonunda insan denen canlı iradesini gidiyor, teslim ediyor işte böyle insanlara yani kendisi gibi insan olan başka canlılara. Amerika'da gibi çok var. falan peygamberi. teslim ediyor. Amerika'daki örnekler hmm. iyice korkunç bence. Kalın örnek olsun diye ya söyledim hep zaten televizyon pek İntihar etmeler. Hmm. Mesela mesela işte. E, tut silahlanıp başkalarını öldürmeler falan. Ya da yani. bir yere girip dünyadan kapanıp tuhaf bir öğretiyle sonra dediğiniz gibi bombalar, intiharlar ne acayip şeyler çıkıyor. Tacizler, macizler olmuş. Evet yani evet. daha geçen gün işte seks tarikatı falan diye bir şey düştü haber olarak. Hollywood'un işte belli başlı yıldızları da bunun içindeymiş. Diyorsun ki ya sene 2019 ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Mesela evet. <laughs> Çok enteresan gerçekten. Evet. Neyse bu bölümü böylelikle kapatalım. Bundan sonraki bölümde e, Yiğit Hoca'nın yazar, çevirmen ve editör kimliğiyle daha yakından tanışacağız ve bu alanlarda çalışmak isteyen arkadaşlara bazı tavsiyeler alacağız kendisinden görüşmek üzere